Şimşekciğim geldik herhalde değil mi? Evet örümcek işte bu arabalar. Bu arabaların ismi ne Şimşek? Hiç böyle araba görmemiştim. Hepsi aynı mı? Bu arabaların markası Pagani dostum. Pagani Zonda. Spor otomobili ve bunların hepsi aynı. Sadece renkleri farklı. Pagani bir İtalyan markası. Çok güzeller değil mi? Evet çok güzeller. Acaba ne kadar hızlılar? Şimdi hemen birini alıp deneyeceğim Şimşek. Hepsini değişik şekillerde test edeceğim. İşte başlıyorum. Görüşmek üzere Şimşekci. Tamam Örümcek, kolay gelsin. İşim bittiğinde buluşuruz. Vay. Tabii çok güçlü bir motor olunca gaza dokunur dokunmaz fırlıyor. Kontrolü kaybetmemek için dikkatli olmak lazım. Asfalta yakınmış, asfalta çıktık. Rampamıza bu yolu kullanarak gidebilirim. Hem arabaya da alışmış olurum. Burada yapabildiğim kadar hız yapacağım. Trafik de çok fazla yoğun. O yüzden ne kadar hıza çıkabilirim bilemiyorum. Çok çabuk hızlanıyor. Sonuçta bir spor otomobili bu. Suya girdik. Neyse ki motorumuz etkilenmedi sudan. Hala çalışmaya devam ediyor. Buradan bu şekilde çıkabilir miyim bilmiyorum. Evet çıkmayı başardım. Çocuklar en sevdiğim rampalardan birine geldik. Bu rampanın bir ucu denize bakıyor. Çok yüksek burası. Bulutların bile üzerindeyiz. Bir tarafı da dimdik bir uçuruma benziyor. Şimdi arabamıza binip her iki tarafı da deneyeceğiz. Arabayı döndüreyim. Bakalım bu dik uçurumun ucu nereden çıkıyormuş görelim. Evet gidiyoruz. Bir anda 200 kilometre hıza ulaştık. 270, 80, 300'ü geçtik. Daha turboya bile basmadı. İşte turboya basıyorum. 400 420. Evet uçuyoruz. Bir benzin istasyonuna çakıldık. Arabamız ön kaput çıktı ama hala gidiyor arabamız. Evet şimdi tekrar rampaya gidiyorum. Bir deneme daha yapacağız. Arabamız sağlam çıktı. İşte tekrar rampadayız ve bir deneme daha yapıyoruz. Bakalım bu sefer daha fazla mesafe uçabilecek miyiz? Evet anında 200 kilometreye yaklaştı bir arabamız. Çok süper hızlı bir araba bu. 270'teyiz. 280, 90. 300'e geldik. Evet, şu an motor sanki durmuş gibi. Sesi azaldı. Turboya basıyorum. Oh, 300. Bu sefer fazla hızlanamadık çünkü arabamız hasar almıştı biraz. Ve oh, çok ilginç. Çok ilginç bir yere düştük çocuklar. İki evin arasına girdik. Sıkıştım kaldım burada. Çıkabilecek miyim acaba? Motor da hala çalışıyor. Evet tekerler hiçbir yerle temas etmediği için sadece dönüyor. Buradan çıkmalıyım. Benzin istasyonuna düşmedik bu sefer ama küçücük bir alana sıkıştık kaldık. Bu arabayı buradan çıkarmam imkansız. O yüzden arabamızı burada imha edeceğim çocuklar. Şuraya bir çıkayım. Patlayıcı yerleştirebilirim. Haydi patlatalım şunu.
Evet, arabamızı imha ettik. Yalnız burada bir köpek var. Aman Allah'ım. Köpek bana saldırıyor. Hoşt. Kocaman bir köpek bu. Hala geliyor. Bırak peşimi. Sana zarar vermek istemiyorum. Gelme. Gelme. Evet, döndü gidiyor. Gel bakalım şimdi, gel gel. Küçü küçü. Sen çok sevimli bir şeye benziyorsun. Hı? Bak, sakinleşti. Köpekçik. Demek ki evini korumaya çalışıyormuş. Şimdi hiçbir şey yapmıyor bana. Böyle bakınca da gayet sevimli görünüyorum. Ama sanki biraz önce karşımda bir canavar vardı. Neyse, köpeği bırakalım şimdi. Artık işimize dönelim. Tekrar pistimizdeyiz çocuklar. Burada iki tane araba var. Şimdi bu arabalardan birine patlayıcı yerleştirip denize uçacağız. Ve havadayken aracı patlatacağım arkadaşlar. Tabii patlatmadan önce kapıyı açıp çıkabilmem lazım. Paraşütle de ben aşağı ineceğim. İki tane koydum. Şimdi gidebiliriz. Turboya da bastım ama atladıktan sonra faaliyete geçti. İşte atlıyorum. Aracı patlattım. Araç benden önce aşağıya gidiyor. Yana yana gidiyor. Ben de son sürat düşüyorum. Hala düşüyorum. Burası o kadar yüksek ki aşağıya düşmem epey vakit alıyor çocuklar. Belli bir mesafeye gelince paraşütü açacağım. Erken açarsam saatlerce havada kalabilirim. O yüzden biraz geç açacağım. Aynı zamanda denize de düşmemeye çalışacağım. Açtım paraşütümü. Evet, şimdi karaya doğru gidiyorum. Suya düşmek istemiyorum çünkü dışarı çıkması epey vakit alıyor. İşte... hayır. Çatısına mı düşeceğim acaba? Hayır, evet, yere. Çattım. nereye geldik acaba? Bunlar asker mi? Ellerinde silahları var. Durun, ateş etmeyin. Ben örümcek adam, tanımadınız mı beni? Hemen suya atlamalıyım. Evet, galiba yasak bir yere girdim. Atladım suya. Evet, bağırıp duruyorlar. Beni arıyorlar sanırım. Lanet olsun, ateş etmeyin. Evet, buradan kurtulmam için epey yüzmem gerekiyor çocuklar. Ama yapacak bir şey yok. Yüze yüze şu karşı binanın olduğu yere gideceğim. O yerden kurtuldum çocuklar. Şimdi daha güvenli bir yerdeyim. Bir havaalanındayız. Ve aracımızla son sürat hız yapacağız. Bakalım 400 km hıza ulaşabilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Rampadayken ulaşmıştık. Turboyla gidiyoruz. Hızımız 360. En fazla 360'a çıkabildi burada. Bu arada çok kötü çarpmışım. Sağ arka teker dönmüyor çocuklar. Bakın biraz dönüyor, sonra da duruyor. Evet, araba düz gitmiyor. Evet, gaza bastığında araç kendi etrafında dönüyor. Acaba düzelir mi diye tekrar deniyorum. Yok. Kendi etrafında dönüyor. Turboya bassam ne olur acaba? Evet, fırıldak gibi döndürüyor turbo bizi. Anlaşılan bu arabayla daha fazla gidemeyeceğim. Sadece tek bir deneme yaptım halbuki. Ama hiç olmadık bir yerden hasar aldı araç. O yüzden de daha fazla gidemiyorum. Arabamızı burada imha edeceğim çocuklar.
Ve 1, 2, 3. Bu arabanın işi bitti. Şimdi son arabamıza geçiyoruz çocuklar. Bu arabamızda helikoptere binip helikopterden füze atarak yok edeceğim. Ama önce bu rampadan uçmak istiyorum. Çakıldım. Arabamızı buraya koyalım. Şimdi ben silahlı bir helikopter bulup geliyorum. Hiç de savaş helikopterine benzemeyen ama üzerinde makinalı tüfeği ve roketleri olan bir helikopter bulup geldim çocuklar. Şimdi arabamıza nişan alıp ateş edeceğim. Ama bu helikopteri kontrol etmek epey güç. Iskaladım. Oh evet, ikinci atışta başardım çocuklar. Aracımızı havaya uçurdum. İnelim bakalım şuraya. Evet çocuklar, bu videomuzun sonuna geldik. Son olarak helikopterimizi de havaya uçurduktan sonra ben artık Şimşek McQueen'le buluşmaya gidiyorum. Bakın gayet küçük bir helikopter bu. Bir roket atar kullanıp ona ateş edeceğim çocuklar. İşte bu kadar. Bugünlük bu kadar, test yeter. Artık sevgili dostum Şimşek McQueen'le buluşma zamanı geldi. Örümcek, buranın hali ne dostum? Her yer savaş alanı gibi olmuş. Birkaç küçük patlama oldu dostum. Biliyor musun, rampadan atladığımda askeri bir alana girmişim. Herkes bana ateş etti. Canımı zor kurtardım. Bak sen, vay terbiyesizler. Seni tanımadılar mı peki? Hayır dostum, bir anda bütün silahlar bana çevrildi ve herkes ateş etmeye başladı. İyi ki yakında deniz var.